Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı süreçlerden bir an önce çıkıp normalleşmesi gerektiğini söyledi. Yaptığı basın toplantısında ilçe kongrelerini önemsediklerini kaydeden Taşdoğan, ülkemizin normalleşmesi gerekiyor, anormal şartlar yaşıyoruz, siyasetin de normalleşmesi gerekiyor diyen Taşdoğan şu ifadelere yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir etki yaratmamıştır. Çünkü Gaziantep Milletvekili Sayın Ümit Özdağ Bey seçim olduğu bugünden bugüne 1 Kasım'dan itibaren Genel Başkan Yardımcılığından istifa ettiğinden beridir Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiç uğramamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir teşkilatına, ilçe teşkilatına uğramamıştır. Gaziantep'in ülkücü hareketin sivil toplum kuruluşlarından, ülkücü kuruluşlarımızdan, ülkücü işçiler derneğimiz, ülkücü ocaklarımız hiçbirine uğramamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısının hiçbirine katılmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir meclis faaliyetinde Gaziantep'i temsil etmemiştir. Dolayısıyla fiilen ihraçtı, sadece hukuken ihracı eksikti. Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal bir partidir. Kurumsal bir parti olduğu için 47 yıldır ayaktadır. 47 yıldır ayakta olan bir parti gereğini yapmıştır. Hukuki olarak da ihraç ile sonuçlanmıştır. Bir heyecan içerisinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ni Gaziantep'in ve Türkiye'nin birinci partisi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 18 Aralık 2016 Pazar günü saat 14'te tüm partililerimiz ile birlikte il divan kurulu toplantısı yapacağız. Divan kurulu toplantımızın başkanlığını bir genel başkan yardımcımız yapacak ve genel başkan yardımcılarımızla beraber Milliyetçi Hareket Partisi bir grup görevlendirecek. Bu grup partililerimiz genel başkan yardımcılarından, MYK üyelerinden teşkil edecek. Hep beraber 7 Haziran'dan bugüne Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu, duruşu, tavrını genel merkez yöneticilerimiz, partililerimize aktaracak. Partililerimiz görüşlerini kendilerine ifade edecek. 7 büyük esnafımız cadde üzerinde kapatma hazırlığı yapıyor. Sattığı malın yerine alacağı malın fiyatı bile el yakıyor. Dolardaki bu yükseliş, 14 yıldır uyarıyoruz AKP hükümetini. Cari açık, cari açık. Cari açığı bu kadar açmayın. Doları frenleyemeyiz. Bu bahar havası dağılır, sıcak para gelişi durur ise cari açığımız büyür, ülkemiz zor günler yaşar diye uyarmamıza rağmen cari açıkla yönetilen bir ekonomik programa ısrar ettiler. Dolayısıyla sadece bu değil ama doların ateşini yakan önemli sebeplerden biri. AKP kanadından bir takım açıklamalar geliyor, dolarlarınızı bozdurun diye. Vatandaşa telkinde bulunuluyor. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Vatandaşın cebindeki dolarla söylenecek bir ateş değil. Keşke o kadar küçük bir ateş olsaydı. Alışveriş merkezleri başta olmak üzere Gaziantep'te dolarla kiralanan yerlerin ve müesseselerin bir an önce milli paramız Türk lirasına dönmek için gerekli yaptırım neyse yapılmalıdır. Gaziantep özelinde yapılan ekonomide nasıl tedbirler alabiliriz şeklindeki milletvekillerinin, iş adamlarının ve bürokratların yaptığı çalışmayı olumlu buluyoruz. Bu tür çalışmaların, Gaziantep menşeli çalışmaların artmasını diliyoruz.
Doların ateşini yakan büyük sebeplerden biri de istikrarsızlıktır. Önümüzde bir istikrarsızlık görüldüğü için bu tür spekülatörler ortam buluyorlar ve doları yükseltmeye devam ediyorlar. İstikrarsızlığın görüntüsünün bir an önce çıkılması, görüntüsünden bir an önce çıkılması için hükümeti daha sorumlu davranmaya, olayı basit görerek, üstünü kapatarak değil, daha sorumlu davranarak hareket etmeye davet etmek istiyorum.